Ya ben burası çok soğuk, neden tişörtlüyüm bilmiyorum. Ellerim falan donuyor, şöyle duruyorum yani. Bugün sizlerle neredeyse 8 TL'ye denk gelen pound'la yaptığım alışverişleri paylaşacağım. Bazı kredi ekstrileri geldi, bazıları gelmedi. En azından diğerleri gelmeden bu videoyu çekeyim de 300-500 bir katkısı olsun. Vintage marketten aldığım üstle başlamak istiyorum. Çünkü burası gerçekten çok soğuk. En azından biraz ısıtır. Kaloriferi yaktık ama. Amerika'nın Tide'ı buranın ABC'si gibi düşünebilirsiniz aslında, bir deterjan markası. Deterjan markasının Racing Club'ının bir şöyle üstünü aldım. Buna ne deniyordu? Şöyle. Tam kapatayım mı ya? Emin olamadım, mikrofona gelecek gibi hissediyorum. Böyle bir arka gösterme şekli var mı ya? Burası biraz dar bir alan olduğu için bu kadar gösterebiliyorum ancak. Bir tane vintage markete gittim Brick Lane'de. İndirim reyonundaydı bu. Hemen gördüm ve aldım. Pound bence iyi bu arada. Yani aşağı yukarı 80 lira diyeceğiz. Yani pound'u 8 sayarsak. 80 liraya güzel bir üst. Aldığım ve taşıdığım kupalara geçmek istiyorum. Yani o kadar fazla kupa aldım ki. Kupaları Hema'dan aldım. Çoğu Avrupa ülkesinde bulunan bir marka Hema. Böyle kocaman bir mağaza. Hani ev ürünleri, kupasından mutfak gereçlerine 1.000 tane şey satıyorlar. Ve uygun fiyatlı epey. Bunların tanesini 1,5 pound'a aldım. Böyle işte minik bir kahve içmek isterseniz, az sütlü ya da full filtre kahve gibi, bence kullanışlı. O yüzden aldım. Bu boyda bir kupam yoktu. Dünyanın en büyük kupası olabilir. Aşırı ağır ve kocaman. Bundan önce çorba falan içersiniz ama M&M Store'a gitmişken bunu almadan çıkamadım. Çok şekerdi. 2 tane aldım. İkisi de 15 pound gibi bir fiyata geliyordu. İkisini aynı anda alırsanız. Starbucks'tan kupa aldım ve taşıdım buraya. Neden diye sorun. Çünkü aşırı güzel bir kupa. Şöyle yanar dönerli görüyorsunuzdur umarım. Ha, şöyle gösterirsem daha iyi gibi. Aynen. 9 pound'a aldım ki bence buradaki Starbucks kupalarına göre uygun fiyatlı. Bir de bunu Türkiye'de hiç görmedim. Muhtemelen burada yok zaten. Shoreditch'e gittim. Shoreditch tarafında metrodan çıktığınızda böyle yan yana dükkanlar sizi karşılıyor. Onların birinde böyle neon ışıkları da olan bir yerde. Bu kupayı aldım. Hashtag kupa. Dünyanın en saçma şeyi. Şöyle bir kalemi var. Burasında da silgisi var. Aynı zamanda yazıp silebiliyorsunuz. Bir saniye. Şimdi mesela buraya bir şey yazalım. Yazacak hiçbir şey bulamadığım için hashtag yazdım. Hashtag gibi saçma sapan bir şey oldu. Şu arkasıyla da hemen silebiliyorsunuz bu saçma. Şöyle göstereyim. Atıyorum, kahve yaptınız bir arkadaşınıza ya da bir manitanıza ya da bir flörtünüze, böyle tatlışlık falan, işte buraya sütlü yazabilirsiniz. Kupalar bitti. Şimdi sırada yine bu hashtag kupayı aldığım yerden aldığım, çoğu insanın sinirini bozan ama benim hoşuma giden tatlı, ismini bilmediğim, yani sadece bunun bu salak hareketini sevdiğim için aldım. Bir de böyle galaktik ve parlak renkleri hoşuma gitti. Daha bir sürü rengi vardı pastel tonlarında. Bu sefer pastel tonunda bir şey almayarak bunu tercih ettim. 2A pille çalışıyor. Aşırı sinir bozucu. Bir süre baktıktan sonra adamın canını sıkıyor gerçekten ama dokusu, parlak olması çok hoşuma gitti. Bu da böyle saçma sapan bir şey. Çok hafif. Bakın. Çalışıyor. Aldığım ayakkabılara geçmek istiyorum çünkü o kadar güzeller ki ve o kadar ucuza aldım ki. Ekstra 10 kilo bagaj almak zorunda kaldım ama değdi. Çünkü buradaki fiyatlarının gerçekten üçte birini aldım. Üçünü TK Maxx'ten aldım. Oraya gittiğiniz zaman muhakkak girin bakın. Amerika'nın TJ Maxx'i Avrupa'da TK Maxx olarak geçiyor ve böyle çok ünlü markaların ayakkabısı, çantası, cüzdanı, kıyafetleri, mumu, şampuanı, her şeyi indirimde oluyor ve gerçekten ciddi indirimler oluyor. Şu pumalarla başlayayım hemen. Bunları 18 pound'a aldım. Somon rengine yakın bu aslında. Somon rengi diyebiliriz. Düet dokulu somon pumalar. Yani 150-160 lira gibi bir para yapıyor. Hiçbir şey değil ama aşırı ağırlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunları aldığım günden beri giyiyorum. Cat markası. Aşırı tatlı mor bağcıkları var. Arkasında da şöyle minik bir turunculuğu var. Ağzıma soktum ayakkabıyı bu arada. Beyaz olması tabii ki biraz tatsız. Hızlı kirleniyor ama çok sıcak tutuyor. Ellerimi böyle anlatmaya devam edeceğim. Çok sıcak tutuyor gerçekten ve 35 pound'a aldım bunları. Yine çok uyguna geldi yani. KMX'ten son olarak aldığım minik tatlı sarı renkli Hunter çizmeler. Hunter galiba Türkiye'de direkt olarak satılmıyor. Ancak böyle ikinci el ya da yurt dışından getiren insanların dolap hesaplarından falan bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Dünyanın en tatlı Hunter'ları bu arada. 38 numara olmasına rağmen aldım. Çünkü başka numarası yoktu. Ben 37 giyiyorum. Hafif kalın bir çorapla falan işinizi görüyor yani. Bunları da 35 pound'a aldım. Yine şaka gibi bir fiyat. Normalde şimdi baktık internetten 550 liraya alıyorsunuz bunu Türkiye'den.
Aldığım son ayakkabıyı göstereceğim şimdi. Office diye bir yerden aldım. Birden çok ayakkabı markasını satıyorlar. Ve böyle arkaya doğru gittiğinizde bir tane indirim rafı var. Ben de bu Reebok'ları gördüm. Dedim ki bunun 37'si acaba var mıdır? Kadın baktı ve bir tane kalmıştı. Hemen gösteriyorum. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Modelin ismini unuttum. 30 pound aldım. Yine aşırı iyi bir fiyat. Böyle arkası bordo. Neon bir tarafı da var şöyle. Mor ve mavi böyle 80'ler kafaları. Çok rahat bu arada. Denedim orada. Tavsiye ederim eğer uygun bir fiyata bir yerden. Kafaları açacağım insanların. Nerede denk gelirseniz indirimde muhakkak alın. Şimdi ayakkabılar bitti. Geriye kaldı ıvır zıvır alışverişlerim tabii ki. Şimdi Londra'da bir sürü böyle hediye kağıdı satan, işte kartpostal satan, komikli şakalı şeyler satan dükkanlar göreceksiniz. Onlardan bir tanesi de unuttum. Şakalı, kelime esprili kartpostallar yapıp satıyorlar. Onlardan bir tanesini aldım. Matrix'in eczacıda ibuprofenle parasetamol arasında kaldığı şöyle bir şeyi var. İnşallah netler. Kırmızı ve mavi hapı seçmeye çalıştığı bir kartpostal mı denir buna? Kartpostal bu ya. Şimdi hatırladım, o kartpostalı Scribbler diye bir yerden aldım. Scribbler, umarım doğru okuyorumdur. Scribbler böyle yazıldığına göre böyle okunuyordur diye düşünüyorum. 7 pound'da şöyle chill the fuck out yazan bir uyku gözlüğü aldım. Çünkü 3'e kadar uyuyorum ve etrafımdaki insanlar beni bazen merak ediyorlar ister istemez. Yine sanırım Paper Chase'den, aynen Paper Chase'den almışım. 5 pound'du ki bence bayağı uygun. 4 tane rozet aldım. Üstlerinde neler yazdığını sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii evden çalıştığım için çoğunlukla evden çıkmamaya özen gösteriyorum. O yüzden bunu görünce direkt yapıştım. I woke up before noon yazıyor. Bu da yine benim için bir başarıdır. 12'den önce uyandığım zaman sanki sabah 7'de uyanmışım gibi hissediyorum. Ya yani ben bir yerde çalışmadığım için bunu bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum. I didn't get fired today diyor. Yani kendi işbirliği bugün kovulmadım. Şaka yapıyorum. Kendi işbirliği değildi tabii ki. Bir de I got dressed today. Öyle 4 adet. Çok da kaliteli değiller bu arada, haberiniz olsun, ama yani zaten 5 pound'a gayet okey. Brick Lane tarafında Joy diye bir yere girdim. Böyle küpesinden gömleğine, kazağına bir sürü şey satıyorlar ve bazıları ciddi derecede indirimli. Oradan da şunu aldım. Freelancer olduğum için evde böyle minik çalışma masası itemlarını çok seviyorum. Şöyle gözükecek mi? Heh, getting shit done yazıyor. Pibokları hallediyorum gibi bunu Türkçeleştirip içine sıçabilirsiniz. Bazı şeyler İngilizceyken güzel. Bunu Türkçe'ye çevirince saçma sapan bir şey oluyor. 8 pound gereksiz para verdim, farkındayım. Ama güzeldi. Orijinal şeylere para vermeyi seviyorum ama yani gidip de böyle bir üstte başa bir kıyafete aşırı para vermeyi sevmiyorum. 10 pound'da şunu aldım, 8 pound'da bunu aldım. Buradan bunu görebilirsiniz. İsimliği aldığım yerden kaktüs şeklinde, normalde 15 poundmuş, fiyatı 8 pound'a düşmüştü. Dayanamadım, aldım. Şimdi Cyberdog diye bir yer var. Eğer ki benim gibi neon, ışık ve Gora evrenini seviyorsanız muhakkak gitmeniz lazım. Yani Londra'da en hayret ettiğim ve en bayıldığım yer Cyberdog'du ve aşırı pahalıydı. Çok az şey alabildim o yüzden. 5 pound'a şunu aldım. Dünyanın en küçük lazer silahları diye geçiyor. Bu şekilde bakın, şöyle göstereyim. Hemen. Bu 90'lardaki araba alarmıyla aynı sesi çıkartıyor bu arada. Kulağım kanıyor şu an. Böyle saçma sapan lüzumsuz iki tane küçük, gerçekten dünyanın en küçük olabilecek lazer silahları. Bir de yine dünyanın en küçük diye başlayan ses değiştiricisi. Şöyle aşırı tatlı bu arada. Gerçekten dünyanın en küçük ses değiştiricisi. Şimdi hazırsanız deniyorum. Anlamadım galiba. Kaçar oldum. Bu modları var 1, 2, 3, 4 diye. Bu taksici modu. Buraya yakın araçlar bir yolda bekliyor. Arkadaşlar E5 kilit. Şimdi bu ne bakalım. Gerçekten çok kötü çeken bir yerde müşteri temsilcisiyle konuşmaya çalıştığınız ses olabilir en fazla. Bu bayağı uzaylı zekiye. Evet, bu uzaylı. Ben buna kadar vermişim, hemen bakıyorum. Bu arada ben niye cansever gibi oturuyorum ya? Böyle sünmüşüm koltuğa. Buna da 5 pound vermişim. Bir tane çorap gördüm, bayıldım. Yani direkt aldım. Bulutlu, Cyberdog'un Cyber Socks diye. 4 pound bu arada, bence uygun fiyatı. Cyberdog'un geneli çünkü çok gereksiz pahalı. Bunlar ucuzdu. Gidip çorap alabildim. Ultraviyole ışığının altında parlayan makyaj malzemelerini satan bir bölümü vardı. Dayanamadım, gittim. Bir tane şöyle ojenin, herhangi bir ojenin üstüne sürdüğünüzde onu parlak hale getiren bir cila aldım. Bu sanırım 6 pound'du. Bir de şöyle Ultraviyole eyeliner aldım. Eyeliner.
Bu da galiba 6 pound'tu. Şöyle sarı renk. Ultraviyole ışığımız olmadığı için tabii gösteremeyeceğim ama size swatchlayabilirim. Umarım gözüküyordur. Orada baktım. Orada bu arada bütün dükkan ultraviyole olduğu için her şey parlıyor. Orada bunu elinize sürdüğünüzde parıl parıl. Artık bunu sürüp ultraviyole ışık olan bir partiye katılmayı bekleyeceğim gibi gözüküyor. Yani yine lüzumsuz bir harcama. Bir şey aldım yine Camden Town tarafında ıvır zıvır satan bir yerden. Altılı test tüpü şeklinde shot seti. Hemen şöyle açıp göstereyim. 5 pound bakayım. 4 pound almışım. Bayağı ucuz aslında. Zaten plastik bir şey yani ne kadar pahalı olabilir ama böyle genelde ıvır zıvır şeyleri aşırı pahalıya satan yerlerde oluyor. Şu yamuk zaten bu arada. Bayağı yamuk abi. Niye yamuk? Bilerek mi yapılmış bu sence? Bu yamuk. Zaten buna 4 pound'dan fazla para verilmez. Şöyle shot'ınızı dolduruyorsunuz. Tabi bunu şöyle güzel bir makinede yıkayın kullanmadan önce. İçine shot'ınızı koyuyorsunuz. Sonra böyle yapıştırıyorsunuz. Boots'tan Jeffree Star'ın aşırı övdüğü Elf markasının Poreless Putty Primer'ını aldım. 2 tane aldım hatta. 8 pound'du tanesi. Yani Jeffree Star bununla ilgili video çekti. Tatcha'nın yanlış hatırlamıyorsam aynı işlevi vaat ettiği böyle 50 dolarlık falan bir ürünüyle bunu kıyaslayıp bunu inanılmaz beğenmişti ve aylarca dünya genelinde stoklar tükenmişti. Türkiye'de Elf'in bu primer'ı yok zaten bu arada. Ben bakmıştım o dönem. Jeffree Star bu arada benim için şey yani kanaat önderi. Hani o adam bir şey önersin makyajla ilgili ben gidip alırım. Adama lüzumsuz bir güvenim var. Hazır İngiltere'ye gitmişken Boots'ta, yani buranın Watson's'ı gibi düşünebilirsiniz. Daha genişini düşünün ama Watson's. Bundan buldum. Hemen iki tane attım sepete. Hatta şu an yüzümde de var. Gözenekleri kesinlikle gizliyor. Aynı zamanda da aşırı mat göstermiyor suratınızı. O güzel bir şey. Eğer mat görünüm istiyorsanız bence mantıklı bir primer değil. Ama hani cildim hem çok fazla mat ve böyle donuk gözükmesin hem de gözeneklerim biraz kapansın istiyorsanız bence çok mantıklı bir ürün. Tabii ki Avrupa'ya gidilince Türkiye'de hasret duyulan ve yıllar önce ülkemize gelip gitmiş olan Lush caddede dükkanı vardı hatırlayan hatırlar Bağdat Caddesi tarafında. Yani oraya girdiğimde ki o zaman çocuktum zaten böyle çok küçüktüm. 9-10 yaşında falandım herhalde. Girdiğimde o aldığım koku o kadar güzeldi ki ve o zaman fiyatları çok uygundu. Sonra tabii ki dövizden dolayı aşırı arttı fiyatları ve ülkeden çekilmek zorunda kaldılar. Ve ben Avrupa'da muhakkak bir Lush'a giriyorum. Çok seviyorum çünkü. En azından bir koklayıp çıkıyorum. Lush'ı biraz yağmaladım. Yani biraz ondan bahsetmek istiyorum. Lush'tan neler aldım onları göstereceğim. Benim saç yakma videomdan arkadaki küveti görmüşsünüzdür. Ara ara böyle özellikle kışın işte böyle banyo bombası diye Türkçe'ye çevrilen bath bomb dediğimiz şeylerden atıyorsunuz ya böyle rengi değişiyor, kokusu değişiyor. Onlardan aldım. İsimlerini falan asla hatırlamıyorum. Şöyle göstereyim. Aşırı tatlı ve her yere dağılan. O kadar güzel kokuyor ki. Aşırı iyi. Şu an lip gloss koklayan kız gibi. Ne biliyor musunuz? Of şu kadar kokuyor. Ben buna kıyamam ki. Bu ne kokuyor biliyor musunuz? Bu Mino kokuyor abi. Mino'yu bilen bilir. Ah. Ya bakın bir damak bendane, iki Mino. Neredesiniz? İkinci bath bomb'a geçiyorum. Biraz burnuma bir şeyler olmuş olabilir çünkü yedim az önce koklamadım yani. Küçük bir galaksi diyebiliriz buna aslında evet. Köpek var ya 1940'a gidiyor. Böyle cupcake kokluyor. Bu yeni temizlenmiş ev kokuyor. Bu kokuyu bilen bilir. Sevmeyen de hiç sevmez ama ben çok sevdim. Hafif bir cif. Alt notası cif. Orta notası pronto. Temizlik avcıları Kadir kokuyor bu. Bir tanesi 50-60 lira olunca insan çığlık atıyor. Telefon düştü. Bunu ördüm koptu. Vedat Melor gidiyor. Bu Karma isimli bir sabun. Yani direkt kolalı jelibon kokuyor. Bitti mi? Bitmedi. Yine küvetin içine atabileceğiniz katı formda duş yağı mı deniyor? Küvet yağı deniyor sanırım ismine. Böyle küçük bir yumurta kutusu gibi kutuya koyuyorlar sizin için. Onlardan 4 tane aldım. Bu hapşıracağım. Bu orman meyveli cheesecake gibi. Artık koku almamı kaybettim bu arada. Asla koku almıyorum. Bu da şöyle bir şey. Bu aşırı keskin koktuğu için şu an kokusunu alabiliyorum. Portakal mandalina gibi kokuyor şu yıldızlı olan. Bu böyle çok güzel bir parfüm gibi kokuyor. Hani hafif böyle sandal ağacı,
musk kokuları vardır ya. Hafif de bir vanilyası da var. Aşırı güzel kokuyor. Bu tam parfüm gibi çok güzelmiş kokusu. İki tane lasörünü unutmuşum. Bunlardan bahsetmesem olmaz. Saç nemlendiricisi. İsmi de R&B. Saçlarım kıvırcıkken artık ne yazık ki kıvırcık değil biliyorsunuz yaktığım için ama umarım şu diplerden kendi saçlarımı uzattığımda bu ürünü tekrar kullanabileceğim. Ama yine de saçınızı normal şekilde düz de olsa kıvırcık da olsa aşırı iyi nemlendiren bir ürün. Ama ekstra kıvırcık saçlıyken kullandığımda şunu fark ettim. Kıvırcıklarınızı, bukkelerinizi çok güzel belirginleştiriyor ve çok güzel bir parlaklık veriyor. O yüzden kıvırcık saçlılara bu benim ekstra önerimdir. Kokusunu asla tarif edemem ama öyle bir kokusu var ki bunun kokusunu bir yerde aldığınızda bir daha unutmuyorsunuz. Çünkü ben bir kere bir arkadaşımın evinde bunun kokusunu aldım. Bir dakika dedim, Lush R&B mi var evde? Yani öyle bir koku. Kokusu birazcık güneş kremine benzetilebilir ama tam güneş kremi gibi değil. Böyle çok güzel, çok acayip bir kokusu var. Giderseniz Lush'a muhakkak koklayın. Lush'ın biliyorsunuz dudak peelingleri meşhurdur. Bubblegum'u çok ünlüdür ama bubblegum kokusu bana inanılmaz ağır geliyor. Özellikle Lush'ın bu peelinginde. O yüzden cookie dough aromalı, yani kurabiye hamuru aromasını tercih ettim. Bu da çok ağır kokuyor bu arada. Ama bunun kokusu bana bir tık daha iyi geldi. Son olarak Kingdom of Sweets diye bir yer var. Aklınıza gelebilecek jelly bean'lerden tutun Kit Kat'ların bin çeşitlisine, dünya üzerindeki tüm çikolata ve şekerlerin bulunduğu bir dükkan düşün. Ben 5 dakika durdum çünkü delirip her şeyi alabilirdim. Böyle ortada hani bu bizim alışveriş merkezlerine satılan şekerler vardı ya, poşete doldurursunuz. Onun kilolu olanları düşünün ve 28 tane falan çeşit düşünün, yani delilik. Oradan 2 tane şey aldım. Yemin ederim videoyu çekeceğim diye daha ikisini de yemedim. Bir tanesi beyaz çikolatalı Kit Kat. Bir tanesi de Amerikalıların en beğendiği şeylerden biri olan Pop-Tart'ın chocolate chip'li olanı. Normalde bu böyle çilekli falan olur. Ben çikolatalısını niyeyse farklılık olsun diye aldım. Şimdi bunlardan birer ısırık alalım. Yani bu arada bu yiyecek değil, plastik bu arada, biliyorsunuz değil mi? Bir dakika. Tamam. Bayat mı bu? Yo, bayat değil. Choco Prince'i Pop-Tart formuna sokun. Bu o. Beyaz Kit Kat. Beyaz çikolata çok severim. Çoğu insan sevmez ama çikolatanın her türlüsünü açıkçası severim. Aşırı tatlı. Şu an şekeri fırladı. Dışındaki beyaz çikolatası aşırı kalın. Yani ikisi de beni hüsrana uğrattı. Böyle hem çok ucuza aldığım hem farklı bulduğum şeyleri göstermek istedim. Yoksa işte klinikten krem aldım, Kiehl's'dan krem aldım ama yani onlar zaten burada da var. Ve çok da fiyat farkları yok. Hani 30-40 lira oynuyor. Onları çok fazla göstermek istemedim o yüzden. Birazcık alışveriş içeriklerinden çıkmak istiyorum. Benden ne gibi şeyler görmek istersiniz? Vlog mu çekeyim, başka bir şey mi, sohbetli bir şey mi olsun ya da konuk mu alayım? Nasıl içerikler görmek istersiniz? Aşağıya yazarsanız harika olur. Bir dakika, bunu söylemeden kapatamam. Londra'ya gittiğinizde Borough Market diye bir yer var. Böyle peynirinden çorbasına, balıklarından her şeyine küçük küçük standlar var ve insanlar yiyecek satıyorlar. Orada coconut pancake yapan bir uzak doğulu bir abla var. Gidin ve hemen o coconut pancake'ten yiyin. Borough Market'te coconut pancake unutmayın. Tek bir yer yapıyor zaten. Böyle açık bir alan var insanların merdivenlerde oturup yemek yediği. Onun yanında hemen standı. Bana şükredeceksiniz. Asla gluten, şeker bir şey içermiyor. Tamamen Hindistan cevizinden yapılıyor. Minik minik pancake'ler. Ortası sulu. Dışı çıtır. Ağzım sulandı. Hayatımda yediğim en güzel şeylerden biriydi. Hindistan cevizi seviyorsanız bayılırsınız. %1 milyon tavsiyemdir. Lütfen gidin yiyin. Onun dışında da Londra ile ilgili yaptıklarımı, tavsiyelerimi ve paylaştığım şeyleri görmek isterseniz de 2500 tane falan Londra storiesi var Instagram'ımda. Hatta 2 tane highlight'a bölmek zorunda kaldım. O kadar fazla story koymuşum ki. Umuyorum bir sonraki videoda görüşürüz ve daha fazla alışveriş yapmam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.